Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Biz bugün sürpriz bir yere geldik. Ani alınmış bir kararla çubukta arkadaşının hobi bahçesine geldik. Arkadaşın annesinin hobi bahçesindeyiz şimdi kızlarla. Sabah kahvaltıya geldik, erken kalktık. Şimdi size burayı gezdireyim, çok güzel bir yer. Arkadaşlar, benim verdiğim paytak vardı ya, işte ona bir şeyler vermiştik, onu da belki görürüz. Evet. Evet, şu karşıya gideceğiz arkadaşlar. Gezdireceğiz, çocukları gezdirmek için geldik buraya. Arkadaşlar şu karşıda. Şimdi göstereyim size burayı. Bu şekilde, burası hobi bahçesi. Şimdi tarlayı adam böyle parsel parsel ayırıp satmış. Şurası arkadaşın annesinin yeri. Şuradan kapısı açık zaten. Şu göstereyim. Şöyle küçük bir önce konteyner almışlar. Böyle iki odalı. Daha sonra ek yapmışlar kendileri. Şurayı da yeni yapıyorlar. Buraya ekmek evi yapacaklarmış. Arkadaşlar size bir şey göstereyim. Dur anneciğim bir dakika. Bir göstereyim ben. Buraya da böyle annesi ekmiş. Domates, biber. Şurada da var fideleri. Şurada fideleri var. Arkadaşlar. Sayısı ağaçları falan var. Arkadaşlar bu arada şu ileride marullar da var. Şurada da çilekler bir de var. Bir daha arkadaşlar. Bakalım. Şurada sonra çilek fideleri şurada almışlar. Çilek evet. Onları ekecekmiş ya, onları dedesi ekecekmiş gibi şu an dedesi. Bakın böyle şu üstte de ayrı birinin yeri. Böyle tellerle çevirmişler ayrı ayrı kişilerin. Zaten Ankara'da çok meşhur böyle hobi bahçeleri. Geliyor insanlar böyle evlerine yakın. Buradan mesela bizim ev 20 dakika, 15-20 dakikada geliniyor. Bahçesi de böyle. Tamam geliyoruz şu an. Böyle. Bu kısmı mesela ek yapmışlar. Konteyner içeride kalmış. Süslemişler böyle. Şöyle ekmişler ağaçları. Şurası da yeni yapılıyor. Burası şeyde Çubuk, Ankara Çubuk ilçesinde. Şimdi biz kızlara böyle yakın bir yerde sütçünün evi varmış, oraya götüreceğiz. Hayvanları falan var, onları göstereceğim Yağmurgül'e. Amile çok ille tavukları görmek istiyorum dedi. Kovalamak istiyorum. Aynen, şimdi orayı gezeceğiz. Şu karşıda kayınvalidesinin evi. Karşılıklı annesiyle ikisinin bahçesi. Orası kilitli, şimdi evde değiller. Arkadaşlar. Bahçesini göstereyim onun da. Çok güzel bahçesi var. Şöyle. Bu şekilde. İnşallah Allah bize de nasip eder böyle bir yer. Ben de çok istiyorum. Mesela şu kısım satılıkmış. Zannedersem 48 bin lira diyorlarmış buraya. Ev yok içinde. Böyle bölme bölme. Şuna bakın, papatyaların güzelliğine. Temiz mis gibi hava. Şimdi çocuklarla vallahi taç mı yaparız? Daha uzun koparmamız lazım ama amine. Papatya koparmış bana amine. Bakın ne güzel yapmışlar burayı da, adam bahçesine sulandı mı? Anne, kupenin adı neydi? Pitbull, amine o. Şöyle yapmışlar mesela, küçücük yer yapmış burayı. Adı gibi hobi bahçesi, geliyor küçük bir yer ekiyor, toprakla uğraşıyor. Toprak iyi gelir her zaman insana zaten. Bu şekilde. Böyle küçük parsel parsel satmışlar. Şurayı da bizim arkadaşın babası yapıp da satmış. İlgileniyorlar böyle. Anne. Çocukları getirelim dedik. Hava biraz kapalı ama. Anne, marul var. Marul mu? Amine gel anneciğim, bir lastiklerini göstereyim. Lastiklerinin güzelliğine bakın benim kızımın. Allah'ım ya Rabbim. Şöyle geriden de göstereyim size. 8 tane mi aile var? Evet. 4 8 tane değil mi Ayşe? 8 aile var. Hı-hı. Burası böyle tarla. Şurada şöyle küçük bir yeriniz olsa yine yeter. Ne kadar güzel. Hadi gidelim. Şimdi bu ileride bir sütçü var. O sürekli burada yaşıyor. Oraya gideceğiz. İnternette de paylaşıyorlar da. İnternette acil satılık diyor, adam borcu oluyor. Mesela korka falan veriyorlar. Doğru. Meltem'in kayınvalidesi geldi, 32 milyar almışlardı. Bildiğim kadarıyla yani. Allah'ım ya Rabbim. Kızım sen tabii ki
köy çocuğu değil, bilmiyorlar. Tezek tezek kokuyor. Gübre tezek kokuyor. Nerede oturuyor Gülperin? Bizim ördek de burada ya. Gülperin'le mi burası? Gülperin'le. Ne yakınmış? Yakın. Ha, Gülperin. Niye bağırıyorsunuz? Kazlara bak. Yağmur, senin paytak da burada mı? Paytak da burada. Amine bak, senin paytağın buradaymış. İleri gitme fazla Amine. Ay, bizim paytak buraya gelmiş. Bak şu arkadaki küçük mü ki acaba? Korkma korkma, o kadar da bir şey yapmaz. Sadece yalan. Küçükken köyde bana bir boynuz geçirdiydi. Ya. Suyu da koymuştum böyle kovaya. Şey, kova da suyu kalmamış. Kovayı alayım dedim, su vereyim dedim. Kovayı alıyorsun diye bana boynuzunu bir geçirdi oradan tişörtüme köydeyken. Allah'ım. Kaç tane inekleri var Ayşe? Fazla mı burada? 60-70 tane. Ben de var mı? Hadi bunlar bunun değil. Bunlar başkasının. Ha, şurada bakıyorlar mı? Biz bu sene kesemeyeceğiz dedik. Doğru olacak, çok keyifliyiz. Bahçesindeki çiçekler ne güzel açmış Ayşe. Anne. Şöyle. Ne güzel açmış, Allah'ım ya Rabbim ya, rengin güzelliğine bak maşallah Rabbim, çok güzel yaratmış. Ay inşallah biz de şöyle bir yer alırız. Kaç tane çocuğu vardı? 3. Maşallah. Yağmur, resminizi çekeyim şu çiçeklerin içinde. Çok güzel. Burası da başka bir yer. Durumu iyi olan böyle. Kendi zevkine göre yaptırmış. Yağmur'a kardeşini bekleyin. Böyle yan yana. Çok özlendim ya gerçekten. İnşallah bize de nasip olur. Yeşillik. Vallahi kuş sesleri. Ne güzel değil mi Amine? Bir şey yakmışlar Yağmur. Şöyle küçük. Kimi bir odalı, bir artı bir kimi. Kimi bir oda, bir mutfak. Bu şekilde yapmış. Böyle. Bölüm bölüm. Amine de tavuk istiyor. Tavukları göremedi. Tamam, dönüşte. Şimdi biz arkadaşlar pampas toplayacağız. Bu sene çok moda. Evlerde dekorasyon olarak kullanılıyorlar. Kavanozların içine böyle vazolara falan koyuyorlar. Amine, su içmek ister misin? Bak orada Pınar'dan su akıyor. Kurbağa mı var? Çocuklar köyü görmedikleri için sık sık. Anne, ben su içeyim. İç, elini yıka da iç. Ben de içeceğim. Elini yıka. Kurbağa da. Kurbağa değilmiş. Hataymış. Bana bakın. Ya Amine, buraya gel. Elimi yıka ama bunu çıkartayım. Elimi yıkayım. Yıkayamam mı? Yok. İyi, hadi çıkar. Büşra'nın burada montu varmış, onu giydirdim hava serin diye Amine. Anne, çok çok güzel. Tamam, ellerinizi yıkayın öyle için. Nerede kurbağa? Anne, burada kurbağa olur mu ya? Niye olmasın anneciğim, burası da bir köy gibi i̇şte artık. İşte onu diyorum. Nerede? Aa, eşek. Hayır, o kaka. Hadi geçin. Anne, orada arılar var 4-5 tane. Hı-hı. Hadi Amine, elini yıka, dikkat et ama düşme, tamam mı? Ama bir şey diyeyim mi? Su, bazı kurbağalar şuraya çıkabilir. Lan kurbağa mı? Bir şey diyeceğim, çok su içine sonra da susamayın ama. He, kurbağa değilmiş ya. Hadi yürüyün. Arkadaşlar çok kötü sırada kalmış. Evet, anne susuz durmuş. Sesin güzel. Anne, daha ne zaman gideceğiz? Koşmak için de koşmak istiyorum. Bak şu ağaçlar var ya, ileride dizili, sıra sıra dizili ağaçlar var. Oraya gideceğiz. Oradan ot toplayacağız, tamam mı? Anne, içine girsek şimdi. O
Olmaz kızım ya, belki yılan falan bir şey çıkarsa. Ay ne güzel Amine. Ya gerçekten ama renkleri öyle güzel. Şeyini, incesini yapmadan gitti, kaba inşaatını yaptı. Kaçtı gitti, parayı vermedi. Ya. Ama. Ondan sonra kendi yaptı hep bunları. Neler yapmadı, neler. Bak şuraya ayrıyetten kömürlükü uzunca yaptı, ekmek evi yaptı. Biz gözlemeyi burada yapıyoruz bak. Çok iyi ya. Anne efendim, beyaz şey yani. Evet, onlar da çiçek Amine. Beyaz mı? Hı hı. Kızım güzelliğine oynayasana gidinle. Abi ya. Arkadaşlar şunun güzelliğine bak. Ara sen onlardan getirdim. Dur bir dakika. Bu işte ben abime vardım. Ne olur. Koparma benim seni. Tamam. Güzel küllerin üstünde yürüme. Şu an baksana ne ağaç diktilerse kira, vişneye benziyor değil mi Ayşe? Hı, buralar vişne yeri ya. Tamam. Anne, hadi gelin tamam. Tamam. Ya vallahi çok güzel ya. Özlemişim İnanki köy ortamını özlemişim. Şehir merkezine 15-20 dakika uzaklıkta yani, fazla öyle uzak değil. Çok güzel değil mi Amine? Tamam. Çok güzel. Ay çocuklar gönlünce eğleniyorlar, ne güzel. O dönüşte tekrar girersiniz. Kızlara taç yapacağız, papatya topluyorum. Bakın şu güzelliklere ya. Allah'ım nasıl yaratmış, bir bakın. Sesleri geliyor mu bilmiyorum ama Ayşe'nin güzelliğine bakın. Bir resim aldım. Ayşe'nin güzelliğine bak. Anne onu koparma, getir Amine. Amine at, sen de dursun, ben toplayayım. Şöyle zaten bir şey yok. Ben niye toplamıyorum? Tamam sen de toplarsan. Benim birikim. Niye ben tutmuyorum? Bak bir sürü papatya var, buradan toplayalım. Bak abi, uzun koparacağız tamam mı? Ben de uzun boylulardan koparın. Ay arkadaşlar bakın, Allah ne güzel şeyler yapıyor. Değil mi Amine? Dibinden ay gözüme. Bunlar pampas. Renklileri falan da satılıyor. Şöyle demet halinde 80 lira fiyat bile veren var yani. Şimdi biz bunlardan toplayacağız. Biraz yol yürüdük. Amine'yi kucağıma aldım, yoruldum. Anneciğim bak dibinden koparacağım ben, siz biraz meyilli düşmeyin. Siz oturun Ayşe ablanla şurada. Amine sen otur oraya kızım, toprakla oyna tamam mı? Toprakla oyna. Gel Büşra elini ver. Hadi. Şimdi bunlardan toplayacağız. Evin bir köşesine süs.
Pampasları topladık. Arkadaşlar bakar mısınız? Papatyalar. Amin. Bir sürü topladık. Yağmur'un kucağı da papatya dolu. Ben de pampasları topladım. Küçük kafaları küçük, o yüzden fazla toplamadım. Güneş açtı şansımıza da. Ya. Ay çok güzel ya. Al bakayım, al al al. Çok güzel. Sesler vallahi huzur veriyor. Var, yoruldunuz mu? Arkadaşlar, bazı baba yazıyor. Tam şu ilerideki kavakların daha da ilerisine gittik. Gelirken de arkadaşın terliği yırtıldı. Nerelere girdik, tam nerelere? Şu ileride bir yer sordum. Arkadaşlar, satılık bir yer var. 500 metrekare, 65 milyar dedi Ayşe. Arkadaşlar, öyle bir yer olduk ki yani. Annemler böyle gidiyor, biz böyle bekliyoruz. Mis gibi, tertemiz su akıyor. Yani çok tatlı anne bu suyu. Aynen, ben de içeceğim şimdi. Çok susadım. Anne, elleyeyim mi? Şurada yapalım. Şeyde otur. Buraya oturduk, dinlendik. Taç yaptık. Evet, Ayşe ablası kızlara taç yaptı. Kesin çok sağladım. Büşra gel, sen de tak. 3 tane taç yaptık. Ay çok güzel oldu. Bakın bana. Çok güzel oldu. Var ya, buradan yani çeksem birkaç günlük videoda çıkar ama bizden bu kadar. Biz dinlenip buranın keyfini çıkaracağız bugün. Oturduk, dinleniyoruz şimdi. Evleri de şurada Ayşegil'in. Böyle 8 tane üst üste, şu iki taraflı karşılıklı bahçe. Herkes keyif, yani keyfine göre, isteğine göre, bütçesine göre yaptırmış. Ben de çok istiyorum öyle bir yer almayı. Allah inşallah nasip eder. Çocuklar da burada rahatça oynuyorlar. Biz de buranın keyfini çıkarıyoruz. Biraz sonra gidip yemek hazırlayacağız, yemek yiyeceğiz. Çocuklarla birlikte. Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.